Evet, Doğru Yol Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve basın sözcüsü iş adamı Sayın Kemal Abdullahoğlu Beyefendi bizi şereflendirdi. Kaç kelam diyecek Sayın Başkan, buyurunuz. Mikrofon size. Çok teşekkür ederim Sayın Çetiner. Sevgili Çetiner'i biz İstanbul Times gazetesi ve televizyonuyla yakından yıllardır tanırız. Kendisini çok takip ettiğim çok farklı özellikleri vardır. Bunu birkaç yıl içerisinde benim bizzat müşahede ettim. Ama en önemlisi bu özelliklerinden tüm Türkiye'nin tüm siyasi partilere eşit mesafede durup onlarla ve onların sözlerini tüm Türkiye'nin duyması için büyük çabalar harcayan, gerçek bir demokrasi zihniyete sahip, kendisini o anlamda hep kutlamışımdır. Hiçbir ön yargısı olmadan tüm Türkiye'deki siyasi kurum ve kuruluşlara eşit mesafede durarak basının olması gerektiği nokta budur aslında. Kendisi büyük bir demokratik örneği göstermişti bugüne kadar. Kendisini her zaman kutlamışımdır. Bir kez daha Türkiye kuzununda kutluyorum. Ayrıca da bu yaptığı, hazırladığı mükemmel eser nedeniyle kendisini kutluyorum. Daha nice başarılar diliyorum. Hem basın yayın hayatında hem de yeni kitaplarını da bekleriz ümidediyorum. Kendisine başarılar diliyorum. Gazetesine ve televizyonuna da basın hayatında tekrar başarılar dilemek istiyorum. Çok teşekkür ederim bu nazik davet için. Allah'a biz teşekkür ederiz. Zıbari Dernek Başkanı Selahattin Sert Başkanımız Allah razı olsun hem çelenk gönderdi hem de yönetim kurucu Turan Bey'le beraber bizi şereflendirdi. Başkanım sizin de bir duygu düşünceleri var inşallah. Öncelikle teşekkür ederim. Şereflendirdim. Ben teşekkür ediyorum. Devletimun Fayda Dernek Başkanıyım. Ben arkadaşıma Suat Başkanım'a davet ettim. Biz davet üzerine geldik. İşte Tatlı Yusuf abimizin de böyle bir bilgiyle beraber ekleyip şimdiden kendilerine hayırlı olmasını diliyorum. Hepine teşekkür ederim. Evet, Turan Bey de hakiki bir Zeytinburnulu. Sonradan gelmiş değil bizim gibi. Zeytinburnu'na doğmuş ve Zeytinburnu aşığı. Her dernekte, her cemiyette olan bir dostumuz, arkadaşımız. Hoş geldiniz. Şerefiniz, buyurun. Teşekkür ediyoruz. Öncelikle Hüseyin Bey'e teşekkür ediyorum. Böyle bir davete bizi çağırdılar. Çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Birkaç senedir yakinen tanıdığım bir abimiz, dostumuz, arkadaşımız, yerel basınımız. Zeytinburnu'na güzel haberler, güzel şeylere imza atıyorlar. Yani çalışma çok güzel, kitaplara bakıyorum, daha yeni geldim ben ama güzel kitaplar, hem Malatya hem Zeytinburnu. Beni davet ettiğinde ben dedim Malatya değilim ama iyi bir Zeytinburnuluyum dedim. Hakikaten de öyle. 68 Zeytinburnu doğumluyum, doğma büyüme 5 telsizliyim. Zeytinburnu'na gönül vermiş bir kardeşiyim. İnşallah bundan sonraki çalışmalarında da Hüseyin abiye destek olacağız, beraber olacağız. Tebrik ediyorum, başarıların devamını diliyorum. Sağ olun.
Suat Sarıkan, Zeytinburnu Malatyalar Dernek Başkanıyım. Suat Bey, neler söyleyeceksiniz Hüseyin Bey'in imza günündeyiz bugün? Hüseyin Bey'in imza gününde şöyle, öncelikle derneğimizi tercih ettiği için çok teşekkür ederim. Sayın bir hemşerim olarak ona da teşekkür ederim, bizi tercih ettikleri için. Ve 1993'ten beri Hüseyin abi bu işlerle uğraştığı için ona da bir çok emekleri geçiyor bu kitap hakkında. Onun için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hüseyin abiyle sürekli görüşüyoruz, sürekli konuşuyoruz bu alanlarda. Elimize geldiği kadar yardımcı olacağız ve çok başarılı olacağına inanıyorum. Hüseyin kardeşim 2002 yılından beri tanıyorum. Kendisiyle siyasetten tanıştık. Ama daha sonra dostluğumuz bugüne kadar hiç problem, hiç olumsuz geldi. Çok sevdiğim bir kardeşim. Başarılarından dolayı da kendisine tanıyorum. Devamını diliyorum. Kendisine teşekkür ediyorum. En kısa zamanda kitabını okuyacağım. Bugün imza günü 21 Kasım 2015. Yanımızda Göktap Mahalle Muhtarı Caner Ertuğrul Bey'im var. Azası Tülay Hanım var. Benim ilk İstanbul'a geldiğim zaman ikamet ettiğim Siyavuşpaşa Mahalle Muhtarı ve aynı zamanda Muhtarlar Derneği Dayanışma Başkanı Selim Aykut Bey yanımızda. Nadiye Muhtarı yanımızda, Yeşiltepe Mahalle Muhtarı. Ayhan Özdemir abi, Zuttur Camisi Dernek Başkanı yanımızda. Camimizin İmam Hatip Hocamız yanımızda, dernek yönetimi yanımızda. İsmet Algül kardeşim sağ olsun yalnız bırakmadı yanımızda. Tabii Asuman Hanım, Trabzon Dernekler ve Kadın Kolları Başkanı yanımızda, her zaman yanımızda da teşekkür ediyorum. Mahallesindeyiz Ömer abinin. Bugün onun misafiriyiz. Seyit Nizam Mahallesi'ndeyiz. Tabii Seyit Nizam Mahallesi sırada bir mahalle değil. Peygamber Efendimiz'in 27. göbekte torunu Seyit Nizam Hazretleri'nin ismiyle anılan bir mahalle. Tabii da bahsettik. Onun bugün misafiriyiz. Salih abi zaten ben sürekli söylüyorum. Nerede hayırlı bir iş, çevreye, insana faydalı bir iş varsa orada oluyor. Bugün de yoğun işlerine rağmen bizi yalnız bırakmadı. Geldi, ben çok teşekkür ediyorum. Hanımefendi de aramızda, ismini bilmiyorum, kusura bakmasın. Emine Hanım. Emine Hanım da yanımızda. Zaten Ali abi ben hiç saymıyorum. Çevre, doğa, insanlık, engelli ne varsa... Ben sizden bahsediyorum. Merhabalar. Allah razı olsun. Dün de 68 yaşındayım. Ben geceleri saymıyorum, 34 diyorum. Teşekkür ederim. Nice seneler diliyorum. Ben hepinize çok teşekkür ederim. Şerefler verdim. Ben mutlu oldum. Salih abi Konya'ya girmişti aslında. Ali Bey biraz değiştirdi rotayı. Salih abi buyurun. Arkadaşlar ben özellikle merhaba. Hüseyin Bey'i tanıdığım yıllardan bu yana, bugüne kadar gelen ilişkide ben Hüseyin Bey'de kendime göre sevdiğim bir yapı gördüm. O da şuydu. İnsan çalışanı sever, Allah çalışanı sever. Ben de Hüseyin Bey'i hep böyle üretken, çalışkan yapıyla tanıdım. Gazeteciliğinin yanı sıra değişik konularda ve değişik fikirleriyle de iyi bir arkadaş, iyi bir insan olarak gördüm. O anlamda ben Hüseyin Bey'i seviyorum. Türkiye'de, bunu şunun için söylüyorum. Türkiye'de biz 78 milyonluk bir aileyiz. Bizim bütün fertlerimiz Türkiye'de iyi insan, iyi yaşasın diye bir mücadele içinde olmamız gerekiyor. Ben bu anlayışla Hüseyin Bey'i tanıdım. Hatta bazen çok anlaşılmaz durumlar olabiliyor. İşte ne bileyim o zamanlar düşündüğünü belki de. O zaman Hüseyin Bey işte AK Parti'deymiş, kurucuymuş vesaire. İşte Salih Bey işte başka bir siyasal partideymiş. İşte gazetecilik. Nasıl oluyor da samimiyet oluyor gibi. Bazı böyle eleştirisel şeyler de alıyorduk. Arkadaşlar bugün yaşadığımız Avrupa'daki o Paris töreninden sonra dünyada Türkiye çok daha iyi anlaşılan duruma gelecek zannediyorum. Gerçekten Türkiye ve Türkiye insanı aslında dünyada önder insanlar topluluğu. Şu an bu vesileyle geldiğimiz mekan sahibi Sayın Malatyalılar Dernek Başkanı Suat arkadaşım da biliyor ki kendisiyle de bir dernekte kurucu başkanlık süreci yaşadık. Biz Türkiye'deki insanlar topluluğumuz aslında dünya medeniyetine örnek olacak bir topluluk. Lütfen başımız dik yaşayalım, dik olalım. Bizi birbirimize düşürecek, nifak tohumu ekecek olan her türlü düşünceye nefsimizi yenerek kapalı olalım. Hüseyin Bey bana bunları söylettiği için kendi şahsımda teşekkür ediyorum. Bir de Hüseyin Bey'e özel bir şey söylemiştim. Ben Malatyalıları seviyorum demiştim, hatırlıyorsunuz. Evet. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Hayırlı olsun. Ömer abi, sizinle bu duygularını alalım. Öncelikle değerli dostlar, hoş geldiniz. Ben Hüseyin kardeşimi belki geç tanıdım ama
tanıdıktan sonra sadece gazeteciliğin yanında dostluğu, arkadaşlığı, samimiyeti gördüm onda. Şimdi de böyle bir yazarlığın yanında, bilim adamlarının yanında, aydın kişiliğinin yanında çok memnun oldum. İnşallah devamı gelecek bunların. Hepinizi bir arada görmekten sonra mutluyum. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Celal abi zaten ben davetiye götürdüm. Celal abi sen hem Malatya, hem Zeytinburnu, hem İzolu Vakfı'ndan benden fazla ev sahibi sensin dedin. Allah razı olsun bugün azasıyla geldi. Celal abi buyurun. O konuya girmeyeyim de, benim bir spor kulübüm var şu anda, maçtan geldim. Bir topçumuz var, Bulvar Caddesi'nde Sezgin giyiyor. Onun oğlu. Onun dedi, ismi de Sedat. Sedat dedim, artık dedim, bak hem hemşeriyiz, hem senin muhtarınım, hem de bizim takımda top oynuyorsun. Artık geldiğimizde indirim yaparsın. Abi dedi, bütün bunları saydıktan sonra bizim işte sana para vermemiz. Güzel. Abi Allah'ım tanımasın, Allah hayırlı olsun. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Bile Hanım. Ben hayırlı olsun diyorum. Allah kandırmasın. Her zaman yanınızdayız. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Öncelikle merhaba. Hüseyin beyefendinin eşliğinde tüm Malatyalılara sevgilerimi ve saygılarımı gönderiyorum. Ben Trabzon Dernekler Federasyonu Kadın Kolu Başkanı olarak bugün Hüseyin Bey'in yazmış olduğu Malatya kitabını benim yaşamımda önemli yeri olan iki Malatyalı arkadaşıma hediye etmek için buradayım. Bunlardan bir tanesi kuaförüm, Malatyalıdır. Mekanını değiştirdi. Ona mekan hediyesi olarak bugün yazarının imzasıyla anlamlı bir şekilde hediye yerine gidecek. İkincisi İsmek'ten hocam. Hanımefendi kendisi de Malatyalıdır. Ona da 24 Kasım Öğretmenler Günü hediyesi olarak kendisine bunu armağan edeceğim. Hüseyin Bey'e çok teşekkür ediyorum. Çok önemli kendi, ben teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli muhtarım. Öncelikle teşekkür ediyorum. Tabii demokrasinin temel taşı anlayışı noktada mahallesi içerisindeki yapmış olduğu ve çalışma ve çalıştayları duyurabilecek ve bunu duyurabilmesi için de maddiyatı bir kenara bırakarak maneviyatıyla beraber duyurma imkanını sağlamak için gözümüzü açtığımızda İstanbul Times Hüseyin abiyle karşılaştık. Ben özellikle Tuzla'dan Silivri'ye kadar 39 ilçemizdeki muhtar arkadaşlarımızın selamıyla geldim. Ve şunu özellikle söylüyorum. Bir tarih varsa bu tarih yine basının elinden geçmiştir. O tarihi hala daha bugünlere taşıyorsa yıllar önce Malatya ile ilgili yapmış olduğu bir çalışmanın bugün bile dahil nasıl Karadeniz'de fındığıyla meşhursa bugün Malatya'sıyla da Kayseri'siyle meşhur olduğunu biz yeni gençlere ifade etme imkanı sağlamıştır. Bu değerlerimize, bu tarihlerimize sahip çıkmamız gerekiyor. Ben bu duygu düşüncelerle burada muhtar arkadaşlarım, değerli kadın kolları başkanımız da burada aramızda. Biz her zaman Hüseyin Çetiner abimizin yapmış olduğu çalışma ve çalıştayla muhtar olarak gözümüzü kapalı olarak imza atar diyor. Ben başarılarının daim olmasını temenni ediyorum ve arzuluyorum. Sağ olun, var olun. Allah razı olsun. İmza günü yapacağımız zaman muhtarıma, bizim gazetemiz Muhtarlar Mahallesi'nde da dedi ki böyle bir düşünceniz için ben çok teşekkür ederim. Her zaman yanınızdayız dedi. Allah razı olsun davetine ismini yazdık devrini. Muhtarım buyurun. Ben Hüseyin Bey'e teşekkürüm bir fazla olacak herkesten. Çünkü benim derneğimi kendisinde kitap gününde isim olarak da yazdı. Her zaman da yanımızda oldu. Allah razı olsun. Kendisini çok seviyoruz. Seviyeli, düzeyli, herkese eşi, düzgün bir gazeteci arkadaşımız. Her şeyden önce bir abimiz, bir kardeşimiz. Biz Zeytinburnu Yardımlaşma Dayanışma Derneği olarak Zeytinburnu'nu etrafımıza tanıtmak için özellikle kitabından çok yararlanacağız. Ben de herkes Malatya'yı söyledi. Ben de Zeytinburnu'nu söyleyeyim. Biz özellikle Zeytinburnu kitabı bizim için rehber olacak. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Önü açık olsun. Başarıların devamını diliyorum. Allah razı olsun. Ayhan'a bir de Dutluk Camisi'ni maşallah dün yine birkaç gün önce görüştük. Gerçekten Zeytinburnu'nun en ender camilerinden birisi olmuş. Şimdi de güzel bir kutu yapıyorlar. Ayhan abi siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kısacası ne düşünüyorsunuz abi? Ayhan Özdemir Tepebar Dutluk Camilerinin başkanı. 50 seneden beri Zeytinburnu'da yaşıyoruz. Gecekondu bölgesinden bu zamana kadar yaşantımız var. Samoluyla, zahmetiyle ama şükürler olsun
insanlara hizmet etmek istiyoruz. 1994 senesinde siyasi partide yönetim kurulu üyeliği yaptım, Doğru Yol Partisi'nde. Hüseyin abi ben o zamandan beri tanıyorum. Kendisi dürüsttür, Zeytinburnu için mücadele eden insandır. Allah razı olsun, dürüstlüğünden hiçbir zaman taviz vermeyen, Zeytinburnu her zaman müdafaa eden, koruyan, yanlışlıkla her zaman karşısında olan, çok sevdiğim bir abimdir. Seviyordum, şimdi bugün daha çok sevmeye başladım. Hizmetlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Aynı zamanda da Tepe Bartuklu Camimize en büyük katkılarımdan birisi bizim manevi abimiz. Her zaman Allah razı olsun o mücadelenin, sıkıntılı günlerimizde mücadelemizin yanında olan çok sevgili, sevdiğim muhtarımız Ömer Aygün, dernek başkan yardımcım Kamil Demirdağ ve İbrahim Küse hocamızla birlikte daha güzel Zeytinburnu'nda ender bir cami yapmak istiyoruz, hizmet etmek istiyoruz. İnşallah Allah bizleri mahcup etmesin, Hüseyin abi de mahcup etmesin. Saygılar sunuyorum. Hocam. Tepe Bağlı Türk Camisi İmam Hatibi'yim, İbrahim Köse. Öncelikle şu dikkatimi çekti. Birçok derneklere gidiyoruz veya böyle programlarda bulunuyoruz. Malatyalılar Derneği farklı galiba, ayrı bir sıcaklık var. Rabbim inşallah diğer derneklerin de Malatyalı Derneği'nden o manevi atmosferi almalarını tavsiye ederiz. Bir şey daha dikkatimi çekti tabii. Her dernek kendi yazarına, aydınına sahip çıkıyor mu diye şu anda aklıma geldi. Bu anda çok hızlı düşündüğüm zaman. Gördüm ki Malatyalılar Derneği bunu da başarmış. Çünkü Hüseyin Bey'e destek alıyorlar. Yazar kendisi aydın ve diğer arkadaşlar, mensuplar. Allah dua ediyoruz, başarılar diliyoruz. Rabbim büyük hizmetler yapmayı nasip eylesin. Bizler de cami olarak üzerimize düşen bir görev olursa yanınızda olduğumuzu belirtiyoruz. Allah razı olsun. Adım Kamil Demirdağ, Dürtlük Cami Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısıyım. Hüseyin abimizi ben daha yeni tanımış oldum. Artık burada yüzüyle insanları gördükçe ben de artık ne yapacağım, ben de bitiyor artık, kardeşimiz oldu artık. Bundan desteklemeye devam edeceğiz inşallah. Yaptıkları çalışmalarına teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Seçeyim. Ben de İsmet abi, Zeytinburnu Anlaşma Danışma Dernek Başkanı'nın yardımcısıyım. Nadia ablanın da hazırsıyım aynı zamanda. Bu düzenlikle Hüseyin abimizi yalnız bırakmamak istedik. Hüseyin abim başarılıdır inşallah. Allah daha nice güzel şeyler omuza almanı nasip etsin inşallah. Tersiz Devlet Başkanı Süleyman Hocam hoş geldin. Şeref verdiniz. Başlatıp kesinlikle bir duyurulara bu turu bitirelim. Ben Sizin Mahallesi Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanıyım. Süleyman'da. Süleyman'da. Ben Zeytinburnu kitabını okuma fırsatı bulmuştum. Ben çok beğendim. Şimdi derneğimizin kütüphanesinde bulunması için almaya geldim. Hüseyin abiye destek vermeye geldik. Kendisine çok başarılar diliyorum. Başarının devamını diliyorum. Genel sekreteriyim. Ayrıca Tevz Mahallesi'nde muhtar bekleyin. Süleyman Çengel. Hüseyin abimize destek için bulunmayız. Allah razı olsun. Evet, Yüksek Mimar Cemil Coşkun Budak da yeni geldi. Hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Cemil Coşkun Budak mimar. Çoğunu tanıyoruz zaten. Cepheye gerek yok. Zeyn kardeşimizle aynı alanda çalışmalarımız oluyor. Hem bu çalışmasından dolayı tebrik ediyorum. Zeytinburnu'la ilgili böyle bir kitap oluşması güzel bir şey. Bir kaynak olacak bizim için de. Kendisine başarılar diliyorum. Bunu sağlayabilmek bile güzel bir olay. Ben sizi şu konudan değerlendirmek isterim. Engellilere verdiğiniz destekten dolayı. Biz televizyon kanalımızda yaklaşık 2 yıl program yaptık ve bizden hiç sponsor istemediniz. Yani sponsorsuz kalsanız da bu programa her zaman devam edebilirsiniz dediniz. Bu ne kadar yürekli olduğunuzu, engellilere ne kadar önem verdiğinizi göstermektedir. Teşekkür ediyorum ben size. Çok sağ olun. Çıkarım Sevinç Hanım konuşmak ister misiniz? Sevinç Hanım da engelli basketbol takımında yönetiminde arkadaşımız. Evet, AK Parti Zeytinburnu Belediye Meclis Üyesi İnşaat Mühendisi Mahmut Şengül Bey aramıza geldi. Mahmut Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Sena. Son siz geldiniz. Görüşürüz. Tamam ya, tuzlu düşünceler. Tuzlu düşünceler.
Şeref bulduk. Senin gibi değerli bir gazeteci abimiz, hemşerimizin bu imza töreninde burada bulunmak bize şeref verir. Bu Zeytinburnu hakkında yazılmış belki de en kapsamlı ilk kitaplardan birisi. Ellerine sağlık diyorum. Bu hem Zeytinburnu'na büyük bir hizmet oldu, hem de yeni yetişen nesillere kaynak eser olarak okutulacak bir eser. Öncelikle tebrik ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Emeğine sağlık olsun diyorum. Ben Levent Çatuk. 1973 İskoçya doğumluyum. Zeytinburnu'da ikamet ediyorum 20 yıldan beri. İki dönemdir de milletvekili adayı Saadet Partisi'nden. İlçe başkan yardımcısıyım aynı zamanda. Hüseyin Bey, bu özel günündesiniz. İmza evet. Gününde neler söyleyeceksiniz? Evet. Hüseyin Bey, bizim yıllardan beri tanıdığımız ve takip ettiğimiz sevgili dostumuz. Kendisi Zeytinburnu'nda, Zeytinburnu üzerinde çok faydalı ve değerli hizmetleri var. Basın mensubu olarak herkese eşit mesafede olması, herkese candan yakın olması, bizlerle beraber her türlü faaliyette, her türlü organizasyonumuzda bulunması bizleri onurlandırıyor her zaman için. Bu mutlu günde biz de yanında bulunmak istedik. Bugün geldik. İmza gününde hayırlı olmasını temenni ediyoruz. İmza gününde iki kitabını aldık. Devamını diliyoruz inşallah. Maksud Bey, neler söyleyeceksiniz Hüseyin Bey'in imza günündesiniz? Öncelikle tebrik ederim. Güzelliklere vesile olsun. Ülkemizin her alanında yazı insanına çok ihtiyacı var. Entelektüel birikimi olan, paylaşmış olduğu hayata dair sözü olan, akademik düzeyde bir araştırması olan mutlaka yazıya dökmeli. Ben Hüseyin Çetiner'i bu manada tebrik ediyorum, kutluyorum. Zeytinburnu ve Malatya üzerinde yayınlanmış iki tane eseri var. Bunun yanı sıra günlük aktüel konular üzerinde görüşleri çok değerlidir. Sürekli kamuoyuyla köşesinde paylaşıyor. İstanbul Times gazetesinde de mesai arkadaşlarımız var. Beraber mesai arkadaşıyız. Ülke meseleleri hakkında da sürekli fikir yürüten, kafayı yoran, düşün insanıdır Hüseyin Çetiner. Ben canı gönülden kutluyorum, tebrik ediyorum. Bu eserlerin bütün paylaşımlarının, bütün fikirlerinin ülke için, insanlık için güzelliklere vesile olmasını diliyorum. Başarısının daim olmasını diliyorum. Sizleri de ekipçe kutluyorum. Öncelikle sizlere teşekkür ediyorum. Hüseyin Çetiner abime çok teşekkür ediyorum. Bizim açımızdan İstanbul Times'ın var olması, Hüseyin abimizin bu yerel medya üzerinde olması bizi mutlu ediyor, gururlandırıyor ve umutlandırıyor. Niçin? Hüseyin Bey benim görebildiğim kadar cesur bir insan. Ve efendime söyleyeyim, adaletli bir insan. Hakkı hakkı olarak söylemeyi bilen bir insan. Ben bu yönüyle Hüseyin abimi tanıdım, çok mutlu oldum. Kendisine bu yerel medya üzerinden değil de inşallah ulusal medyada da olmasını ben arzu ederim. Çalışmalarında muvaffakiyetler dilerim. Bugün burada bizim bir araya gelmemize vesile oldu. Birçok insanla tanışmamıza da vesile oldu. Bu açıdan da ben hem İstanbul Times'a hem Hüseyin Çetiner abime çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarını başarılar diliyorum inşallah. Öncelikle ben seni çok sevdim. Ben seni tanıyabilir miyim? İsmim Bahatınca Tuncay. Çok güzel. Kitap imza günü çok güzel. Çok mutlu oldum. Özellikle seni de burada görmekten çok şeref duydum. İnşallah ileride sen de büyüdüğün zaman yanımıza gel. Sana da kitap yazma öğretelim, gazete yazma öğretelim. Biz seni çok sevdik. Çok sağ. Teşekkür ederim. Çok sağ. Biz gençlerin önünü açmak istiyoruz. Sizin sayenizde böyle görünce daha da değer veriyor bizim için. Yani siz ileride bu noktalarda olacaksınız. O yüzden sizin için mücadele ediyoruz. Ben sana sorup gelmişken. Öncelikle seni tebrik edeyim ben. Ondan sonra Hüseyin Bey'i tebrik edeyim. Hüseyin Bey'in tabii ki bu yapmış olduğu çalışmadan çok mutluyuz. Zeytinburnu adına çok önemli bir eser bırakıyor. Onun burada olmasını da kendimiz adına bir şans olarak görüyoruz. Hem tebrik ediyor hem de başarılarının devamını diliyoruz.
İmza gününe katıldınız. Bugün neler söyleyeceksiniz? Evet, öncelikle bir hemşerimizin böyle bir kuramı yapması gurur duydum. İnşallah bunun devamını daha önce ileri yıllarda da devamını inşallah daha büyük mekanlarda istiyoruz. Daha büyük katılımlarla. Çıkardığı kitapları da zaten daha önce okudum. Malatya ile alakalı kitabını biliyorum. Ve Hüseyin Bey'in gazete ve televizyon çalışmalarını yakın takip ediyorum. Ve gerçekten böyle hemşehrilerimizin daha çok olmasını ve basında diğer medya kuruluşlarının da yani yerelden çıkıp daha çok ulusal basına böyle internet üzerinde değil de gerçekten uydu aracıyla diğer kanallar gibi beraber yarış etmesini istiyorum inşallah. Kardeşimize teşekkür ediyorum. Böyle bir programda yanında olmakla biz elbette gurur duyduk. İnşallah başarının devamını diliyoruz. Öncelikle sizi tanıyalım. Aziz Aydoğan. Evet. Hüseyin neler söyleyeceksiniz? Hüseyin Bey'in imza günündeyiz. Elinizde de görüyorum Malatya evet, kitabını evet, almışsınız. Tabii ki Hüseyin Bey'in bu sevinçli gününde sevincine ortak olmak için yanındayız bugün. İmzalattık kitabımızı. Hüseyin Bey'le İzoğlu Vakfı'nda beraber görev yaptık. Beraber yönetim kurulu üyesiydik. Kendisinin gayretlerini biliyoruz. Onun için ben bütün hemşerilerin gelip desteklemesini isterdim. Burada bazı hemşerilerini görüyorum. Ama insanların sevinçler paylaşıldıkça çoğalır. Onun için buradayız. Hüseyin Bey'e yaptığı çalışmalar için başarılar diliyorum. Çok güzel çalışmaları var. Televizyon da hayırlı olsun. İnşallah daha büyür. Malatya'mıza, Zeytinburnu'na, Başakşehir'e her tarafa faydalı olur. Onun için biz Hüseyin Bey'in bir hemşerimiz olarak gurur duyuyoruz. Hüseyin Bey'den çok büyük hizmetler bekliyoruz. Sizi tanıyabilir miyiz? Adım Mehmet Polat. Fatih ilçesi Molla Fenari Mahalle muhtarıyım. Aynı zamanda mali müşavir ve bağımsız denetçiyim. Malatya Pötürge'yim. Neler söylemek istersin? Efendim böyle bir hemşerimizin kitabı çıkmasından dolayı onur ve gurur duyuyoruz. Maalesef kitap okuma oranı ülkemizde az. Böyle değerli kardeşlerimizin kitap yazmasından dolayı, arkadaşlarımızın istifade etmesinden dolayı onur ve gurur duyuyoruz. Hatta şöyle bir söz var, derler kitap okumayı sevmez de her şeyi kitabına uydururdu diye. İnşallah bu çıkan kitabımız bütün arkadaşlarımıza faydası olur diye düşünüyorum. Hatta okumayla ilgili de bir söz söyleyeyim müsaadenizle. Japon atasözü diye, elmas bile işlenmezse gösteremez cevherini. İnsan okursa ancak gösterir gerçek değerini diye veciz bir söz. Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Siz tanıyabilir miyiz? Adana AK Parti Yüreğir İlçe Kadın Kolları Başkanı Emine Yıldırım. Emine Hanım çok uzak yerlerden gelmişsiniz. Evet. Hüseyin Bey'in imza gününe neler söyleyeceksiniz? Yani biz İstanbul'u çok sevdik. Zaferimizi taçlandırmak için geldik buraya. Biliyorsunuz çok güzel bir zafer elde ettik. Dedik bunu İstanbul'u inşallah orada taçlandıralım diye düşündük. Ve Zeytinburnu'ndaki teşkilat arkadaşlarımız bizi çok çok iyi karşıladılar. Biz onlara teşekkür ediyoruz. Yine buraya Hüseyin Bey'in de imza gününe geldik. Ona da teşekkür ediyoruz. İnşallah başarılarının devamını diliyoruz biz de ona. Çok memnun kaldık. Yarın da buradayız inşallah. Yine dolaşmaya devam edeceğiz, gezeceğiz. İstanbul çok güzel. Hepinize teşekkür ediyoruz. Siz tanıyalım. Ben Selman Kere Şahin. AK Parti Yüreğir Kadın Kolları Teşkilat Başkanlığı yapıyorum. Siz İstanbul'u nasıl buldunuz? Bugün de buraya geldiniz. Evet, İstanbul bizi biraz serin karşıladı Adana'ya göre. Ama arkadaşlarımızın sıcak kalpleri, sıcak gönülleri gerçekten bizi çok mutlu etti. Ayrıca Malatyalı bir hemşerimizin kitap imza gününe katılmak da bizi çok mutlu etti. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Allah yardımcınız olsun inşallah. Değerli dostlar, öncelikle hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Ben tabii ilk kitabın baskısı 1993'te çıkmasına rağmen imza günü yapmamıştım. İhsan Tezgiler kardeşimle konuştuğum zaman dedi ki ben yanındayım, cesaret verdi açık konuşmak gerekirse. Bugün bu imza gününün yapılmasında İhsan kardeşimin etkisi çok büyük. Yoksa biz öyle bir düşüncemiz yoktu. Fikrimi açtığım zaman İhsan gerçekten destekledi. Sürekli yanında olurum, güzel bir şey yapalım bunu dedi. Yani benden çok o bu projeyi sahiplendi. Ben hepimize kendine çok teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. Bu sosyal projeler gerçekten bir kişinin düşüncesiyle değil, dostlarının, arkadaşların teşvikiyle olan çalışmalar. Tabii İhsan da bu projeyi böyle ilk açtığım zaman gerçekten çok güzel birlikte yapalım dediği zaman mutlu oldum ve bugün de bunu gerçekleştirdik. Ben kendime çok teşekkür ediyorum. Şimdi öncelikle bir İhsan kardeşime de bir mikrofonu verelim. O da bir duygu düşünceleri paylaşsın inşallah. Hüseyin abi ben emeğin için ilk önce sana teşekkür ediyorum. Burada teşekkürün büyüğünü zahmet gösterip buraya kadar teşrif eden
ablalarımız, abilerimiz, kardeşlerimiz. Hepinizden Allah razı olsun. Söyleyeceğim bu kadar. Sağ olun, var olun. Hüseyin abi. Dernek Başkanı Suat Bey tabii sabahtan beri yanımızda, Allah razı olsun. Birçok ekiple konuştu. Yıllardır Malatya Derneği'ni burada idare ediyor. Dernekçilik, vakıfçılık gerçekten hepinizde STK'lara göre kolay bir şey değil. Ben Suat abi de teşekkür ederim. Belki birkaç kelime söyler. Suat abi. Öncelikle hoş geldiniz. Sefa verdiniz. Hüseyin abinin 1993'ten beri bu kitap yazarcılık yaptığı için kendilerine başarılar diliyoruz. Ve gerçekten bizim derneğe çok emeği geçen bir yazarımızdır. Sürekli derneğimizin yanında olan bir arkadaşımızdır. Ve kendilerine bu kitap şeyinde konuştuğumuzda insan arkadaşımızla beraber dedi ki dernekte yapalım bir kitap tanıtımını, herhangi bir yerde yapmayalım. Biz de üçümüz oturduk konuşup dedi ki dernek bizim Malatyalıların derneğidir. Her zaman Malatyalılara açık olan bir yerdir. 24 saat de açığız dedik. İstediğiniz zaman yaparız ve bu oluşumu ondan beraber hep beraber yaptık. Hayırlı uğurlu olsun.